Bilgi, yer değiştirme miktarı bir cismin son konumu ve ilk konumu arasındaki yönlü uzaklıktır. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür ve birimi metredir. Ekin, Atahan ve Emre okulun bahçesindeki A noktasından harekete geçip kesik bir çizgiyle belirtilen yörüngeleri izleyerek B noktasına ulaşıyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Bir kere söylendiği gibi bir cisim mesela diyelim ki buradan başladı, şöyle bir hareket yaptı. O zaman bunun yer değiştirmesi ilk konumundan son konumuna doğru çizilen yönlü uzaklıktır yani. Biz buraya o zaman ne diyoruz? Yer değiştirme diyoruz. Yani yer değiştirme budur. Bu esnada almış olduğu bir yol vardır. Almış olduğu bir yol vardır. Bu yolun uzunluğu da L dersek, L aslında burada delta x'ten de büyük olacaktır. Yani evet. Yani o zaman burada şimdi bakacak olursak Ekin, Atahan, Emre A noktasından başlayıp B noktasına gelmişler. Buna göre şıklara bakacak olursak A, Atahan'ın yer değiştirmesi en küçüktür denmiş. Aslına bakacak olursak hepsinin yer değiştirmesi de aynıdır yani. Mesela Ekin'in yer değiştirmesi de budur. Atahan'ın yer değiştirmesi budur. Tabii ki Emre'nin yer değiştirmesi de budur yani. Dolayısıyla hepsinin yer değiştirmesi aslında aynı büyüklükte, aynı boydadır. Dolayısıyla Atahan'ın yer değişmesi en küçüktür ifadesi yanlış. Peki Ekin'in aldığı yol Atahan'ın aldığı yoldan daha küçüktür denmiş. Bir kere Ekin eğrisel bir yol izliyor. Atahan ise doğrusal bir yol izliyor. Böyle bir durumda alınan yol yer değişmeden daha büyük olur. Ekin'in aldığı yol Atahan'ın aldığı yoldan daha küçüktür denmiş. Olamaz. Yani küçük olamaz. Peki üçünün de yer değişmesi eşit büyüklüktedir. Evet. O zaman sorumuzun cevabı C oluyor. Çünkü hepsinin başlangıç noktası A, bitiş noktası da B. O zaman yer değişimi de aynı şekilde olacaktır. Yani hepsinin yer değişmesi eşit büyüklüktedir. Üçünün aldığı yollar eşit büyüklüktedir. Hayır. Yörüngeye göre yolun uzunluğu değişir. Yani bu eşit doğrudur diyemeyiz. Yani doğrudur diyemeyiz buna. Emre yer değiştirmemiştir ifadesi de yanlış. Yer değiştirmiştir. O zaman sorumuzun cevabı C oluyor. Aynı ortamda bulunan 3 öğrencinin elinde özdeş eşit kollu terazi ve dinamometre vardır. Aras, Ayaz ve Poyraz ellerindeki cisimlerin kütle ve ağırlıklarını ölçerek aşağıdaki tabloyu oluşturuyorlar. Öğrenciler bulundukları konumları değiştirip tekrar ölçüm yaptıklarında eşit kollu terazide okunan değerler değişmezken dinamometre ile yapılan ölçümlerin değiştiğini gözlemliyorlar. Eşit kollu terazi ve dinamometrenin doğru çalıştığı bilindiğine göre yargılanan hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Burada öğrenciler eşit kollu terazi ile işte kütlelerini ölçüyorlar. Aynı ortamda bir de ağırlıklarını ölçüyorlar. Ve buna böyle bir tablo oluşturmuş oluyorlar. Şimdi burada öncülere bakalım. Eşit kollu terazi ile yapılan ölçümler konuma bağlı değildir. Eşit kollu terazi aslında kütleyi ölçer. Kütleyi ölçer. Kütle de temel bir büyüklüktür ve konuma göre değişiklik göstermez. Dolayısıyla eşit kollu terazi kütleyi ölçtüğü için konuma bağlı olarak da ölçtüğü değer değişmeyecektir. O zaman birinci öncül doğru oluyor. Peki eşit kollu terazi ile türetilmiş bir büyüklük ölçülmektedir ifadesi bu durumda yanlış oluyor. Çünkü eşit kollu terazi temel bir büyüklüğü ölçmektedir. Yani kütleyi ölçmektedir. Peki üçüncü öncüle bakalım. Aynı ortamdaki dinamometre ile ölçülen değerler eşit kollu terazinin ölçtüğü değerin belirli bir katına eşittir. Evet. Bakınız 0,5 kilogramı 10 ile çarptığımızda 5 newton elde ediyoruz. 800 gram 0,8 kilogram demektir. 0,8 kilogramı da 10 ile çarptığımızda 8 elde ediyoruz. 6 kilogramı 10 ile çarptığımızda 60 newton elde ediliyor görüldüğü gibi. Yani aklına burada şöyle bir durum var. Ağırlık eşittir m çarpı g. M çarpı G. Dolayısıyla kütleyi belli bir değerle çarpmış oluyoruz. Ve ağırlık cinsinden değerini bulmuş oluyoruz. 0,5'i 10 ile çarptığımızda 5 buluyoruz. G'yi burada 10. Demek ki burada G 10'muş yani. O zaman 800 gram demek 0,8 kilogram demek. 0,8 kilogram demek. Bunu 10 ile çarptığımızda 8 newton bulacağız yani. O zaman bu oluyor. 6 kilogram da 10 ile çarparsak 60 newton buluyoruz. Demek ki aynı ortamdaki dinamometre ile ölçülen değerler eşit kollu terazinin ölçtüğü değerin belirli bir katına eşittir ifadesi doğru bir ifadedir. Ve böyle bir sonuca ulaşabiliriz. O zaman birinci ve üçüncü öncüllerdeki sonuçlara ulaşabiliriz. Sorumuzun cevabı D oluyor.
Cisimler hava, su gibi belirli bir yoğunluğu bulunan bir ortam içerisinde veya bir yüzey üzerinde hareketliyseler, çevreleriyle etkileşimlerinden dolayı hareketlerine karşı direnme kuvveti doğar. Bu direnme kuvvetini sürtme kuvveti olarak adlandırırız. Ahmet öğretmen öğrencileri ile sürtme kuvvetinin nelere bağlı olduğunu öğrenmek için yatay düzende şekildeki düzenekleri hazırlıyorlar. Sürtme kuvvetinin büyüklüğünün sürtünen yüzeylerin özelliklerine bağlı olup olmadığını gözlemlemek isteyen öğrenciler 1, 2, 3 ve 4 düzeneklerinden hangilerini seçtiklerinde doğru bir gözlem yapmış olurlar. Şimdi bir niceliğin başka bir niceliğe nasıl bağlı olduğunu araştırmak istiyorsak biz sadece araştırdığımız özelliği değiştiririz. Sadece bir özelliği değiştiririz. Diğerlerinin hepsini sabit tutarız. Mesela sürtünme kuvvetinin yüzeyin cinsine nasıl bağlı olduğunu araştıracaksak sadece yüzeyi değiştirmeliyiz. Yani cismi değiştirmemeliyiz. Çünkü deney yaparken bağımlı değişken var, bağımsız değişken var. Bir de kontrol grubu vardır. Şimdi burada bağımlı değişken sürtünme kuvveti olacak. Bağımsız değişken de yüzeyin cinsi olacak. O zaman biz sadece bir özelliği değiştireceğiz. O da yüzeyin kendisi olacak. Yani bu durumda sadece bir özelliği değiştireceğimize dikkate alırsak bu cismi değiştirmeyeceğiz anlamına geliyor bu. O zaman cismimizin aynı kalması gerekir. Birinci ve üçüncü şekillerdeki düzenekleri seçtiğimizde doğru bir seçim yapmış olacağız. Çünkü sadece yüzeyi değiştirmiş olacağız. Ama ikide hem cismin kütlesini değiştirmiş oluyoruz hem yüzeyi değiştirmiş oluyoruz. Yani doğru olmuyor. Yani buna göre o zaman birinci ve üçüncü şekilleri seçtiğimizde doğru bir seçimi yaptığımızı söyleyebiliriz. O zaman sorumuzun cevabı C oluyor. Hava ortamından belirli bir yükseklikten şekildeki gibi atılan bir top, kesikli çizgiyle belirtilen yörüngeyi izleyerek K noktasında duruyor. Top yere her çarpışında önceki yüksekliğinden daha kısa bir yüksekliğe çıktığına göre topun hareketi süresince yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur? Dikkat edilirse topun hareketi süresince ifadesi var burada. Evet, yani bütün aralıkları düşünmemiz gerekiyor. Öncüllere bakacak olursak potansiyel enerji daima azalır denmiş. Bir kere cisim yukarıdan aşağı doğru düşerken potansiyel enerji azalır, evet. Ama hareket süresi boyunca yukarıda çıkıyor görüldüğü gibi. Yani yukarıda çıktığına göre daima potansiyel enerji azalır mı? Hayır. Yani potansiyelin arttığı durumlar da var görüldüğü gibi. O zaman kinetik enerji daima azalır denmiş. Yani kinetik enerjinin arttığı durumları da görüyoruz. Yukarı çıkarken kinetik enerji azalır, aşağıya gelirken kinetik enerji artar görüldüğü gibi. Burada bir miktar ısı enerjisi açığa çıkar. Tamam, burada ısı açığa çıkacak yani. E ısı diyelim. Burada da ısı açığa çıkacak. Tamam. Sonuçta her çarptığında bir miktar enerji kaybı söz konusu olacak. Ama kinetik enerjisi daima azalmayacak. Kinetik enerji bir azalacak, bir artacak. Bir azalacak, bir artacak. Bir azalacak, bir artacak. Yani sonuçta kinetik enerji daima azalır mı? Hayır, daima azalmaz. Bazı aralıklarda artış gösterir. Peki mekanik enerji daima azalır denmiş. Evet, çünkü açığa ne çıkıyor? Isı çıkıyor. Açığa ısı çıktığına göre o zaman mekanik enerji mutlaka ne oluyordur? Azalıyordur. Kesinlikle üçüncü öncül doğrudur diyoruz. O zaman bu durumda cevap C olur. Eylül cam bir kavanozun sıkışan ve açılmayan kapağını fizik dersinde öğrendiği bilgilere dayanarak açmak istiyor. Metal kapağın genleşme katsayısının cam kavanozunkinden büyük olduğu bilindiğine göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Birinci öncül, sadece metal kapağı sıcak suya daldırıp bekletmek. Evet, metal kapak hemen önce ısıyı alacak ve genleşecek. O zaman kapak rahatlıkla ne yapılabilir? Açılabilir. Yani cam kavanoz ısı alamadan metal kapak önce ısıyı alacağı için metal kapak genleşir ve kapak gevşediğinden rahatça açılabilir. Cam kavanoz ikinci öncül, cam kavanozun tamamını kapağıyla birlikte buzlu suda bekletmek. Metallerin genleşme katsayısı daha büyük olduğundan kavanozun kapağı çok daha fazla küçülür ve sıkışıklık artar. Dolayısıyla kapak açılamaz. İkinci öncül yanlış. Cam kavanozun tamamını kapağıyla birlikte sıcak suda bekletmek. Cam kavanoz da genleşir, metal kapak da genleşir ama metal kapağın genleşme katsayısı daha büyük olduğundan kapak daha fazla genleşeceğinden yani gevşeme durumu söz konusudur. Kapak da rahatlıkla açılabilir. Bu durumda birinci ve üçüncü öncüllerdeki durumlar doğrudur. Cevap D oluyor.
Elif öğretmen özdeş ispirtu ocakları ve Beher Glas ile birlikte şekil 1 ve şekil 2'deki özdeş düzenekleri kuruyor. Elif öğretmen ve öğrencileri şekil 1 ve şekil 2'deki Beher Glas'lara sırasıyla 200 mililitre ve 400 mililitre su koyuyorlar. Özdeş ispirtu ocakları ile Beher Glas'taki suları aynı anda ısıtmaya başlıyorlar. Bir süre bekledikten sonra suların sıcaklıklarını termometre ile okuyorlar. Bu sürede her iki Beher Glas'taki sular kaynamaya başlamadığına göre yargılanan hangileri doğrudur? Yani Q eşittir mc delta t ifadesine dikkate alacağız burada. Burada ısı sahasını büyükçe ile gösteriyoruz. Buna da mc diyoruz. Mc. Bu ısı sahası oluyor. Bu da öz ısı oluyor. Kütle ile öz ısının çarpımı da ısı sahasına veriyor. Şimdi öncülere bakalım. Her iki kabağa verilen ısı miktarları aynıdır. Çünkü özdeş ısıtıcılarla eşit sürede aynı ısı verilecektir. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Şekil 1'deki suyun sıcaklığı daha yüksektir. Bakınız kütlesi az olduğundan sıcaklık değişimi daha fazla olacaktır. Çünkü burada 200 mililitre su vardır ve kütlesi azdır. Bu durumda sıcaklık değişimi daha fazla olacaktır. O yüzden sıcaklığı da daha yüksektir. İfadesi bu da doğrudur. Şekil 2'deki suyun ısı sahası daha büyük olsa da suların öz ısıları eşittir. Çünkü her ikisi de sudur. Her ikisine öz ısısı eşit olacaktır. Kütlesi büyük olanın ısı sahası da büyüktür. Evet, ama suların ikisi de aynı madde olduğuna göre öz ısıları da aynıdır. O zaman üçüncü öncül de doğrudur. O zaman sorumuzun cevabı E oluyor. Aslı esnek balonu şekildeki gibi şişirerek ağzını bağlıyor. Daha sonra balonun bir tarafını yün kumaşa sürterek aynı kısmı masa üzerindeki kağıt parçalarına yaklaştırıyor. Balonun kağıt parçalarını çektiği gözlemleniyor. Daha sonra balonun yün kumaşa değmeyen kısmını da kağıt parçalarına yaklaştırdığında balonun kağıt parçalarını çekmediğini gözlemliyor. Buna göre Aslı yapmış olduğu etkinlikte yorumlarından hangilerine ulaşabilir? Birinci öncül, balonun yün kumaşa sürtülen kısmı elektrik yüküyle yüklenmiştir. Bilindiği gibi yüklü cisimler yüksüz nötr cisimleri ne yapabilir? Çekebilir. Çünkü etkiyle elektriklenme gerçekleşir. Balon eğer eksi yüklenmişse elektronları iter. Artı yüklü kısımlar kağıt parçalarının üzerindeki, mesela bir kağıt parçası çizelim şuraya. Balon da diyelim ki eksi yüklü olsun. Balon eksi yüklü. Diyelim ki şurası yüklendi, burası yüklendi. O zaman burada elektronları itecek diyelim. Mesela elektronlar biraz uzaklaşacaklar yani. O zaman artılar burada olacak. Elektronlar biraz uzaklaşacak, artısı burada olacak. O da eksi artı, eksi artı. Yani kağıdın yüzeyindeki atomların elektronları uzaklaşmış oluyorlar. Ama elektronlar bir uçtan bir uca ne yapamıyorlar? Gidemiyorlar. Ama artılar daha yakın olduğu için kağıt parçası balona doğru ne yapılmış oluyor? Çekilmiş oluyor görüldüğü gibi. Kağıt yalıtkan bir maddedir. Elektronlar üzerinde hareket edemez ama polarite gerçekleşir. Yani polarlanır. Daha doğrusu elektronlar uzaklaşır. Atomun elektronları biraz uzaklaşır. Ve bundan dolayı da artı yükler daha yakınla olduğundan balon işte kağıt parçasının kendine doğru ne yapmış oluyor? Çekmiş olur. Halbuki kağıt parçası nötrdür yani. O zaman balonun yüklendiğini anlarız biz buradan. Balonun yün kumaşa sürtülen kısmı elektrik yüküyle yüklenmiştir. Biz buradan bu sonucu çıkartabiliriz. Balonun yün kumaşa değmeyen kısımları elektrik yüküyle yüklenmemiştir. Evet, o zaman burası nötr olacak. Dolayısıyla kağıt parçaları üzerinde bir etki gerçekleşmeyecek. O zaman biz bu sonuca da ulaşabiliriz. Evet. Yalıtkan cisimlerde yükler homojen dağılmaz. Eğer yükler homojen dağılsaydı her tarafa dağılırdı. Diğer taraflara kağıt parçalarını çektiğini söylerdik. Demek ki dağılmıyor. O zaman üçüncü öncüldeki sonuca da ulaşabiliriz. O zaman cevabımız E oluyor. Bir demir çubuğun boyu 20 santigrat derecedeki ortamda L1, 0 santigrat derecedeki ortamda L2, 40 santigrat derecedeki ortamda L3 olarak ölçülüyor. Buna göre L1, L2 ve L3 uzunluklarının büyüklük sıralaması nedir diye sorulmuş. Biz 0 santigrat derecedeki boyunu referans alabiliriz. Referans olarak seçebiliriz. Tamam. O zaman L2 biz referans aldık. Biliyoruz ki boydaki uzama miktarı neye bağlı? İlk boya uzama kat sayısına ve sıcaklık değişimine bağlı, öyle değil mi? Tamam. Şimdi biz o zaman ilk boy olarak L2'yi referans alalım. O zaman son boyu bulurken ne yapıyoruz? Son boyu bulurken ne yapıyoruz? İlk boya uzama miktarını ekliyoruz. Yani delta L'yi ekliyoruz. O zaman son boyu yazarken o zaman ne olacak? İlk boy artı ilk boy çarpı uzama katsayısı çarpı sıcaklık değişimi. O zaman son boyu yazmak istesek ilk boyun parantezini alırsak 1 artı alfa delta T şeklinde yazabiliriz.
Yani bu şekilde yazabiliriz. Tamam. O zaman referans olarak da L2'yi alırsak, ya yani L2'yi alırsak, mesela diyelim ki L1 hesaplayalım. L1 hesaplayalım. O zaman başlangıçtaki boyu L2 olacak. 1 artı sıcaklık değişimi de 20 santigrat derece. Alfa çarpı 20. Evet. L3 yazalım. Referans olarak L3 yazalım. Başlangıç olarak boyumuzu L2 almıştık. L2. L2 boyunu almıştık. 1 artı alfa delta t. Delta t de burada 40 olacak. Görüldüğü gibi L1 L2'den büyük. L3 de L2'den büyük. Ama buradaki çarpan daha büyük olduğundan L3 de L1'den büyük. Yani o zaman sıralamayı şöyle yapabiliriz. L3 büyüktür. Yani şöyle söyleyelim. Yani L3 boyu o zaman ne olacak? L2'den büyük. L1 de L2'den büyük ama burada 40 çarpanı olduğuna göre L3 de L1'den büyük. O zaman en büyük L3 olacak. Daha sonra L1 gelecek. Daha sonra da L2 gelmelidir diyoruz. O zaman sıcaklık arttıkça boyunun arttığını da bildiğimiz için L3'ün en büyük olduğunu hemen söyleyebiliriz. Daha sonra L1'in, daha sonra L2'nin de olacağını söyleyebiliriz. O zaman L3, L1, L2. L3, L1, L2 nerede var? Cevabımız E oluyor. Hakan öğretmen sınıfta yaptığı etkinlikte öğrencilerinden fizikteki büyüklükleri temel türetilmiş skaler ve vektörel olarak gruplandırmalarını istiyor. Hazırlamış olduğu kartlara bazı fiziksel büyüklükleri aşağıdaki gibi yazıyor. Hakan öğretmen öğrencilerinden bu fiziksel nicelikleri hazırladığı kutulara atmalarını istiyor. Etkinlik sonunda kavramları inceleyerek doğru kutularda gruplandırıyorlar. Son durumda gruplandırmalar doğru yapıldığına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Öncelikle akım şiddeti temel bir büyüklüktür. Tamam. Aynı zamanda skaler bir büyüklüktür. O zaman birinci kutu. Buna bir yazalım. Bu bir. Kuvvet türetilmiş bir büyüklüktür ve vektörel bir büyüklüktür. O zaman bunun kutu numarası 4 oluyor. Sıcaklık temel bir büyüklüktür ve skaler bir büyüklüktür. Temel ve skaler bir büyüklük olduğuna göre kutu numarası 1 olacak. Isı türetilmiş bir büyüklüktür ama skalerdir. O zaman kutu numarası 2 olacak. İvme vektörel bir büyüklüktür ve türetilmiş bir büyüklüktür. Türetilmiş ve vektörel olduğuna göre kutu numarası 4 olacak. Tamam. Sürat skaler bir büyüklüktür. Türetilmiş bir büyüklüktür. O zaman kutu numarası 2 olacak. Enerji skaler bir büyüklüktür. Türetilmiş bir büyüklüktür aynı zamanda. Türetilmiş ve skaler bir büyüklük olduğu için kutu numarası 2 olacak. Zaman temel bir büyüklüktür. Temel bir büyüklüktür ama aynı zamanda skalerdir. O zaman kutu numarası 1 olacak. Şimdi bunları göz önünde bulunduralım. O zaman bir nolu kutuda kaç tane var? 1, 2, 3. O zaman burada 3 tane var. Yanına yazalım. 3 tane var yani. İki nolu kutuda kaç tane var? Burada da 3 tane var. Yanına yazalım. 3 nolu kutu yok. Temel ve vektörel büyüklük. Çünkü temel ve vektörel bir büyüklük olamaz zaten. 4 nolu kutuya bakıldığı zaman 1, 2 tane var. Odan 2 tane burada var. Başka da yok herhalde. Şimdi o zaman öncüllere bakalım. Yani A, B, C, D, E şıklarına bakalım. Birinci kutuda 3 kart bulunmaktadır. Evet. İkinci kutuda 3 kart bulunmaktadır. Evet. Üçüncü kutu boş kalmıştır. Evet. Dördüncü kutuda 2 kart bulunmaktadır. Evet. Bir kart hiçbir kutuya atılmamıştır. Bu mümkün değil. O zaman cevabımız E oluyor. Yani yanlış olan sorulduğuna göre cevap E'dir diyoruz. Sıvılarda sıvı yüzeyinin bir zar tabakası varmış gibi düzgün olması sıvı moleküllerinin birbirini tutmasından yani kohezyon kuvvetlerinden kaynaklanır. Şekilde görülen basilisk kertenkelesi 25 santigrat derecedeki su yüzeyinde yürüyebilen bir canlıdır. Yüzey gerilimi nedeniyle suyun yüzeyi bir trambolin gibi davranarak üzerindeki birçok canlıyı geri itebilir. Tabloda bazı sıvıların 25 santigrat derecedeki yüzey gerilimi katsayıları verilmiştir. Tabloda verilen değerlere göre şekildeki basilisk kertenkelesi duruşunu bozmadan hangi sıvı yüzeyinde kesinlikle yürüyebilir diye sorulmuş. Bir kere suyun yüzey gelimi Newton bölü metre cinsinden 0,065 Newton bölü metre şeklinde verilmiş. O zaman suyun yüzeyinde yürüyebiliyorsa yüzey gelimi suyunkine eşit ya da suyunkinden daha büyük olan sıvılarda yürüyebilir diyebiliriz. Mesela yağın yüzey gelimi katsayısı yani kohezyon kuvvetleri daha düşük olduğuna göre burada bir kesinlik yok. Yani burada bir kesinlik yok. Suda yürüdüğünü biliyoruz. O zaman yüzey gelimi katsayısı bakınız 0,441. Yani suyunkinden çok çok büyük. O zaman civanın yüzeyinde de yürüyebilir yani.
Ama etil alkolün yüzey gelim katsayısı suyunkinden az olmaz. Sirke asidinki de az, bu da olmaz. Sıvı sabununki de çok az, bu da olmaz. O zaman olsa olsa ne olur? Cıva olur, öyle değil mi? O zaman sorumuzun cevabı B oluyor. Sistemde sayılarla gösterilen elementlerden seçilen element çiftleri ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yanlış verilmiştir? 1-2. Hangisinin metalik özelliği daha fazladır diyor. Aynı grupta aşağı doğru inildikçe metalik özellik artar. Yani 2 olması lazım. Doğru. 3-5 diyor. Hangisinin birinci iyonlaşma enerjisi daha büyüktür diyor. Şurası 3A grubu, burası 4A grubu, burası 5A ve burası 6A. Küresel simetri özelliğinden dolayı 2A grubunun birinci iyonlaşma enerjisi 3A grubundan, 5A'nın birinci iyonlaşma enerjisi de 6A grubundan fazladır. Hangi özellikten dolayı dedik? Küresel simetri. Yani 3 büyüktür, 5 olması lazım. Evet, 3 diyor, doğru. C 7 8 diyor. 7 8. Hangi elementin elektron ilgisi en küçüktür diyor. Şimdi periyodik cetvelde elektron ilgisi en büyük olan klordur. Yani burada küçük olan kim olması lazım? 7 olması lazım. Doğru. D o 4 10. 4 10. Hangisinin atom çapı daha büyüktür? Atom çapı aynı periyotta sola doğru arttığından dolayı 4'ün daha büyük olması lazım. Doğru. 6, 9 diyor. Şu 6, bu da 9. Hangisinin elektronegatifliği daha fazladır diyor. Şimdi soy gazlar bağ yapmadıklarından dolayı elektronegatiflik özellik göstermezler. Bundan dolayı fazla olan hangisi olması lazım? 6 olması lazım. Burada yanlış olan E seçeneği. Yukarıdaki temel hal katman elektron dağılımları verilen XY ve Z elementleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. X'in değerlik elektron sayısı 8'dir diyor. Şimdi burada rakamlar ve yerine bize harfler verilmiş. A, B, A, 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 B, A. Şimdi 8'den sonra diğer periyotlu olmaya başlar. Demek ki burada B'nin 8 olması lazım. İlk yörüngede 2 elektron bulunur. A'nın da 2 olması gerekiyor. Birinci öncülümüz doğru. 2'ye geldim. Y ve Z'nin kimyasal özellikleri aynıdır diyor. Kimyasal özelliğin aynı olması için proton sayısının proton sayısına, elektron sayısının da elektron sayısına eşit olması gerekiyor. Bakalım Y'nin nötr halde elektron sayısı 4, proton sayısı 4. Z'ye geldiğimizde şurasının 2 olması lazım. Proton sayısı ve elektron sayısı 12'ye 12. Y ile Z aynı grupta olduğundan dolayı kimyasal özellikleri benzer olması lazım. Aynı değil. 3'e geldik. Z periyodik sistemde üçüncü periyot toprak metalleri grubunda yer alır diyor. Evet, üçüncü periyotta fakat toprak değil 2A grubunda olduğundan dolayı toprak alkali olması gerekiyor. Toprak metalleri ise 3A grubu elementleridir. Cevabımız yalnız bir A seçeneği. Yukarıdaki tabloda pozitif ve negatif yüklü bazı iyonlar verilmiştir. Buna göre tablodaki iyonlar ile oluşturulan bileşikler ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? 1-6 diyor. 1-6. Şimdi bileşik oluşurken şuradaki değerlikleri görüyoruz. Şu değerlik mutlak değer olarak bunun altına iner. Bu da bunun altına iner. Oluşan bileşik potasyum fosfattır. Bileşiğin formülü potasyum fosfat olması lazım. Şu üçün burada değil, burada olması gerekiyor. Birinci öncül yanlış. 2 ile 4'e geldiğimizde kalsiyum karbonat
Bileşik oluştu. Kalsiyum, karbonat ikiler sadeleşti. Bileşiğin yaygın adı sönmemiş kireçtir diyor. Bu da yanlış. Kireç taşıdır. Sönmemiş kireç ise kalsiyum oksittir. 3'e geldiğimizde 3-5 diyor. 3-5 F artı 3 artı S eksi 2 demir 3 sülfür bileşiği oluşur. Bileşiğinin en küçük yapı taşı demir 3 sülfür molekülüdür diyor. Molekül olması için kovalent bağlı olması lazım. Bu ise iyonik bağlı olduğundan dolayı 3. öncülümüz de yanlış. İyonik bağlı bileşiklerin en küçük yapı taşı molekül değil, birim hücredir. Cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği. Güçlü ve zayıf etkileşimlerle ilgili yukarıda verilen metindeki numaralandırılmış bilgilerden 2 tanesi yanlıştır. Buna göre kaç numaralı bilgiler metinden çıkarılırsa geriye kalan bilgilerin hepsi doğru olur diyor. 1. Karbondioksit molekülünde atomlar arasındaki etkileşim London kuvvetleridir diyor. Atomlar arasında London kuvvetleri olmaz çünkü London kuvvetleri moleküller arasıdır. Atomlar arasında elektron ortaklaşmasıyla polar kovalent bağ oluşmuştur. Demek ki birin yanlış, yani çıkarılması lazım. Bir olması gerekiyor. 2. Karbondioksit molekülleri arasındaki etkileşimleri kırmak için gereken enerji fiziksel olduğu için 40 kilojülden küçüktür. Çünkü ne diyor? Molekülleri arasındaki etkileşim diyor. Moleküller arasındaki etkileşimler fiziksel bağlardır ve fiziksel bağları kırmak için 40 kilojül bölü molden küçük enerji vermek gerekir. 3'e geldiğimizde karbondioksit molekülü ile H2O molekülleri bir araya geldiğinde moleküller arasında su dipoldür. Karbondioksit de apolar olduğundan dolayı indüklenmiş dipol etkileşimi kurulur. Bu da yine doğru. 4. Karbondioksit molekülleri arasındaki etkileşim türü oksijen molekülleri arasında da bulunur diyor. Yani karbondioksit molekülleri arasında London etkileşimleri bulunur. Çünkü apolardır. Yine oksijen de apolar olduğundan dolayı London kuvvetleri bulunur. Doğru. 5. Karbondioksit polardır diyor. Karbondioksit apolardır. Oksijen ise apolar moleküldür. Yine oksijen de apolardır. Fakat karbondioksitin de apolar olması lazım. Yine bu da yanlış. 1 ve 5 yanlış. Cevabımız B seçeneği. Katılar amorf ve kristal katılar olmak üzere iki bölüme ayrılır. Kristal katılar kimyasal türlerini bir arada tutan kuvvetlere göre dörde ayrılır. Buna göre X, Y, Z ve T katı türleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci, X katısı. Taneciklerini bir arada tutan kuvvetler hidrojen bağları, dipol etkileşimleri veya London kuvvetleridir. Demek ki X katısının moleküler katı olması gerekiyor. İkincisi Y katısı. Kalay, kurşun, çinko gibi katılar örnek olarak verilebilir. Bunlar metalik katılar. Üçüncü Z katısı. Erime ve kaynama noktaları yüksek. En küçük yapı taşı birim hücre olan katılardır. Bunlar da iyonik katılar. Ve dördüncüsü T katısı. Çok sayıda ametal atomunun kovalent bağlarla etkileşmesi sonucu oluşan katılardır. Bunlar da kovalent katılar. 1. X moleküler T kovalent katıdır diyor. Doğru. 2. Y katılarının tanecikleri metalik bağlar ile birbirine bağlanır diyor. Çünkü metalik katılardır. Doğru. 3. Z katısına örnek olarak yemek tuzu, T katısına örnek olarak
buz verilebilir diyor. Şimdi Z katısı iyonik olduğundan dolayı yemek tuzu iyoniktir, doğru. T katısı kovalent katı olması lazım. Örnek olarak buz diyor. Buz kovalent bir katı değil, moleküler katıdır. Çünkü buzun tanecikleri arasında hidrojen bağları etkindir. Üçüncü öncülde şu kısım yanlış. Cevabımız 1-2 B seçeneği. X ve Y sıvılarının viskoziteleri arasında Y büyüktür X ilişkisi bulunmaktadır. Özdeş tüplerde eşit hacimlerde bulunan X ve Y sıvılarına aynı yükseklikten özdeş bilyeler bırakılıyor. Buna göre X ve Y sıvılarına bırakılan bilyeler konumlarından hangilerinde bulunabilir diyor. Viskozite sıvılarda akmaya karşı gösterilen dirençtir. Yani viskozitesi büyük olanın akması nedir? Daha azdır. Yani akması az olanın viskozitesi yüksektir. Şimdi sıcaklıkları aynı olduğunda Y'nin viskozitesi daha büyük olduğundan dolayı ne olması lazım? Bilyenin Y'de daha yüksekte olması gerekiyor. Birinci öncülümüz doğru. İkiye geldiğimizde sıcaklık 50 santigrat dereceye gelmiş. Y'de ise sıcaklık 25 santigrat derecede. Sıcaklık ile viskozite ters orantılıdır. Sıcaklık arttığına göre viskozite daha da azalacağından dolayı bilyenin Y'nin altında olması gerekir. Yani şu noktada olması lazım. Y'den daha aşağıda olması lazım. İkinci öncül yanlış. Burada 25 santigrat dereceye 50 santigrat derecede Y'nin sıcaklığı arttığına göre viskozitesi azalmıştır. Ne olabilir? Eşit olabilir. Cevabımız 1-3 C seçeneği. Saf X katısının ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre X katısının ısıtılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi burada katı artı sıvı 70 santigrat derece X'in erime noktası. Burada sıvı artı gaz 185 santigrat derece X sıvısının kaynama noktası, burada da gaz. A. Erime ve kaynama noktaları arasındaki sıcaklık farkı 185'ten 70 çıkarsa ne kalır? 115 kalır. 140 değil. A seçeneği yanlış. B. 28. dakikadan itibaren buharlaşma başlamıştır. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaştıklarından dolayı buharlaşma 5. dakikadan itibaren başlamıştır. Bu da yanlış. C. 5-14. dakikalar arasında donma olayı gerçekleşir diyor. 5-14. dakikalar arasında donma değil, erime gerçekleşir. Çünkü katıdan sıvıya geçiyor. D. Kaynama olayı 8 dakikada tamamlanmıştır. Kaynama olayı şu kısım ve 36'dan 28 çıkarsa demek ki 8 dakikada kaynama tamamlanmıştır. D seçeneği doğru. E. 14-28. dakikalar arasında potansiyel enerji artmış, kinetik enerji değişmemiştir. 14 ile 28. dakikalar arasında sıcaklık artışı olduğundan dolayı, sıcaklık artışı varsa kinetik enerji artışı vardır. Potansiyel enerji sabittir. Bu da yanlış. Yani şuraya 1, buraya 2, buraya 3, buraya 4 ve buraya da 5 dersem 1, 3 ve 5'te sıcaklık artışı olduğundan dolayı 1, 3 ve 5'te
kinetik enerji artarken potansiyel enerji sabittir. 2 ve 4'te sıcaklık sabit. Sıcaklığın sabit olduğu yerlerde kinetik enerji sabit, potansiyel enerji artar. Cevabımız D seçeneği. Buna göre X ve Y atomları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? X ve Y iyonları ile ilgili. Şuraya yazalım. X bu. Bu da Y. Burası B. Burası A. Artı 2. D, C ve artı. Hem izoton yani nötron sayıları aynı, hem de izoelektroniktir yani elektron sayıları aynı. X elementi periyodik sistemin 3. periyot 2A grubunda bulunur diyor. Şimdi şöyle bakalım. Şurası 1. periyot, burası 2. periyot ve burası da 3. periyot. 3. periyot 1A grubunda 11 atom numarasıyla sodyum bulunur. 2A grubunda ise 12 atom numarasıyla magnezyum bulunur. A'yı bulduk. 12. Elektron sayısı proton sayısı ile iyon yükünün farkıdır. Elektron sayısını da bulduk. 10. Bunlar izoelektronik olduğuna göre Y'nin de elektron sayısını bulmuş olduk. 10. X ve Y'nin nükleon sayıları toplamı 47'dir diyor. Yani B artı D 47, kütle numaraları toplamı 47. Nötron sayısı kütle numarası ile proton sayısı farkıdır. B eksi 12 x'in nötron sayısı. Y'ye geldiğimizde Y'nin artık C'yi biliyoruz. İkisinin toplamı bize C'yi verir. 11. Ve kütle numarası ile nötron sayısı kütle numarası ile proton sayısı farkı bize nötron sayısını verir. Ve eşit olduğuna göre B eksi 12 eşittir. D eksi 11 olduğuna göre şunlar sadeleşirse burada 1 kalır. D'yi yerine yazalım. B artı B eksi 1 eşittir 40. 7 olduğuna göre şunu karşıya atarsam 48 olur. Eşittir. 2B. B buradan 24 olarak bulunur. B 24 olduğuna göre D de 23'tür. Şimdi yerlerine yazalım. Burası 24, burası da 23. 1. X atomunun temel tanecik sayıları toplamı diyor. Yani proton sayısı 12 artı tabii ki atomunu soruyor. Nötr haline göre almam lazım. Elektron sayısı 12 artı 24'ten 12 çıkarsa nötron sayısı 12. Bu ne yapar? 36 yapar. Birinci öncülümüz yanlış. 2. Y'nin değerlik elektron sayısı 1'dir diyor. Evet doğru. Y atomunun çekirdeğindeki yüksüz tanecik sayısı yani nötron sayısını soruyor. Nötron sayısı D'yi 23 olarak bulmuştuk. 23'ten 11 çıkarsa ne kalır? 12 kalır. Doğru. Cevabımız 2-3 D seçeneği. Yukarıdaki bilgilerin doğru, yanlış olma durumlarını hatasız olarak belirleyen bir öğrenci sırasıyla aşağıdaki işaretlemelerden hangisini yapmıştır? Koni şeklinde ağız kısmına doğru daralan cam laboratuvar malzemesine balon joje denir diyor. Yanlış. Balon joje budur. Şurası ölçekli. Bu koni şeklinde ağız kısmına doğru daralan ise hunidir. Sodyum hidroksit, sülfürik asit gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde toksik madde yani zehirli madde güvenlik işareti bulunur diyor. Yanlış. Çünkü asitler ve bazlar zararlı değil, aşındırıcıdır. Yaygın adı zatçağı yani H2SO4 olan bileşiğin kimyasal formülü HNO3'tür diyor. Bunun yaygın adı kezzaptır. Zatçağı ise budur. Bu da yine yanlış. Kimyasal maddelerin bileşenlerini nitel ve nicel olarak inceleyen kimya disiplini anorganik kimyadır diyor.
Yanlış, analitik kimya olması lazım. Cevabımız 4 tane yanlış. B seçeneği. Kimyasal türler arası etkileşimler ile fiziksel ve kimyasal değişimler için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Atomlar arasında oluşan etkileşimlerin tamamı güçlüdür diyor. Bu yanlış. Çünkü soy gazların atomları arasında oluşan etkileşimler nedir? London etkileşimleridir. London ise güçlü değil, zayıf bir etkileşimdir. A seçeneği yanlış. B. Moleküller arasında oluşan etkileşimlerin tamamı zayıftır, yani fizikseldir. Doğru. C. Hidrojen bağı moleküller arasında bulunan zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür. Şimdi moleküller arasındaki etkileşimler hidrojen ve van der Waals olarak değişir ve bu moleküller arasındaki etkileşimlerin en güçlüsü hidrojendir. Doğru. De fiziksel değişimlerde zayıf etkileşimler kopar ya da oluşur diyor. Doğru. Yani hal değişimlerinde maddenin katı, sıvı veya gaz veya bunun tam tersi olabilir. Veyahut da katıdan direkt gaza veyahut da gazdan direkt katıya geçişlerde fiziksel bağlar, yani zayıf etkileşimler kopar ya da oluşurlar. E. Kimyasal değişimlere eşlik eden enerji genellikle 40 kilojul bölü mol değerinde nedir? Büyüktür. Evet, bu da yine doğru. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki şekillerde hücre zarında gerçekleşen madde geçiş yöntemleri harflerle gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? K ile madde geçişi az yoğun ortamdan çok yoğuna fosfolipid tabakadan gerçekleşmiş basit difüzyon. L ile gösterilen pordan geçiş gerçekleşmiş kolaylaştırılmış difüzyon. M ile geçiş izotonik çözeltide ve az yoğundan çok yoğuna geçiş olmuş aktif taşıma. K ve L pasif, M aktif geçiştir, doğru. Olayların hiçbirinde enerji harcanmaz, yanlış. Aktif taşımada enerji harcanır. Solunum gazlarının hücreye geçişinde K yöntemi kullanılır, L değil. Suda çözünen vitaminler L ile, yağda çözünenler K ile geçer, yanlış. Her zaman az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru gerçekleşir. M çok yoğundan az yoğuna doğru gerçekleşir. Buna göre cevap A. Aşağıdaki grafikte bazı vitaminlerin kandaki değerleri gösterilmiştir. Buna göre grafikteki vitaminlerden hangisi karaciğerde depolanır? Vitaminlerin fazlası B ve C vitamini ise idrarla atılır. A, D, E, K gibi karaciğerde depolanan vitamin ise fazlası karaciğerde depolanır. Buna göre B vitamini idrarla atılır fazlası. Diğer vitaminler zaten eşik değerin altında veya eşik değerde. E vitamini karaciğerde depolanan bir vitamin, fazlası karaciğerde depolanır. Buna göre cevap P. Bakterilerde aşağıdaki grafiklerde çizilen değişimlerden hangisi gözlenmez? Karbondioksit kullanıp oksijen açığa çıkarma fotosentez tepkimelerinde gerçekleşir. Siyanobakteri bunu yapabilir. Aminoasitlerden protein sentezi tüm canlılar yapar. Glikozu nişasta şeklinde depolama bitkiler için geçerlidir. Bakteriler yapamaz. Glikozu solunumda kullanma, karbondioksit açığa çıkarma bakteriler için geçerlidir. RNA sentezini bakteriler gerçekleştirir. Ama nişasta sentezini bitkiler yapabilir, bakteriler yapamaz. Cevap C. Aşağıdaki tabloda omurgalılarda bulunabilecek bazı özellikler gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki özellik eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Balıklarda birinci özellik temiz kan dolaşması. Vücutta temiz kan dolaşması balıklarda doğru. Kuşlarda temiz kan dolaşır. Memelilerde temiz kan dolaşır. Doğru. Sıcak kanlı olanlar, sıcak kanlı olma
Sadece kuş ve memeli için geçerlidir. Burada öyle bir tablo yok. İç döllenme, dış gelişme görülmesi. İç döllenme, dış gelişme sürüngenlerde, kuşlarda görülür. Gagalı memelilerde görülür. 2 ile gösterilen özellik olmalıydı. 3 olmaz. Çekirdekli alyuvar bulunma sadece memelilerde çekirdeksiz alyuvar var. Diğer 4'ü için geçerli olmalıydı. Böyle bir grafik yok. Hava kesesinin bulunması kuşlar için geçerli sadece. Diğerler için geçerli değil. Buna göre cevap A. Günümüzde canlılar sistematik karakterlerine göre 6 alem altında gelişmişliklerine göre sınıflandırılırlar. Aşağıdaki tabloda bazı alemler harflerle gösterilmiştir. Buna göre tabloda alemlerde bulunan canlılarla ilgili yapılan örneklerden hangisi yanlıştır? Öglena prokaryotik değildir. Öglena ökaryottur. Metanojen arkeler prokaryottur. Birim ayısı ökaryottur. Alk ökaryottur. Cıvık mantarlar ökaryottur. Hayvanlar alemi ökaryottur. Doğru. Buna göre yanlış olan sadece öglenadır. Cevap A. Aşağıdaki tabloda evcil kedi ve kuşburnu bitkisinin filogenetik sınıflandırılması gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Çift çenekli bitkilerin tamamı kapalı tohumludur. Çift çenekli bitkiler tamamı kapalı tohumlu grubunda yer alır. Kapalı tohumlar grubunda yer alır. Doğru. Çünkü alttaki sınıf şubeye dahildir. Etçiler takımında sadece kedigiller ailesi bulunur. Etçiler takımında kedigiller, köpekgiller farklı ailelerde bulunur. O yüzden yanlış. Aynı cinste bulunan hayvanların farklı türleri bulunabilirken bitkilerin farklı türleri bulunamaz. Yanlış. Aynı cinste bulunan canlıların farklı türleri bulunabilir. Bitkilerin de yine farklı türleri bulunabilir. Yalnız bir doğrudur. Cevap A. Ökaryotların sitoplazmasında bulunabilecek organeller aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ATP sentezi sadece 5 ve 6 organellerde gerçekleşir. Çift sarılı organellere mitokondri ve kloroplast örnek verilebilir. Mitokondri ve kloroplast ATP sentezi yapar. 1 ve 2. organeller prokaryotlarda bulunabilir. Zarsız organeller ribozom ile sentrozomdur. Sentrozom prokaryotlarda bulunmaz. Ribozom tüm canlılarda bulunur. 3. organel bitki ve hayvan hücrelerinde bulunabilen peroksizom olabilir. Doğru. Peroksizom tek sarılı bir organel. Zarsız organellerden bazıları 5 ve 6. organellerin sıvısında bulunabilir. Ribozom mitokondri ve kloroplastta da vardır. Doğru. 3 ve 4. organellerde enzim bulunur. 3 ve 4 nolu organel birisi peroksizom, birisi lizozomdur. Bunlar da lizozom sindirim enzimleri bulundurur. Peroksizom da katalaz enzimi bulundurur. Doğru. Cevap B. Aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirebilen bir canlı türünün hücresel yapısı belirlenebilir? Saprofit beslenme bakterilerde olur, arkelerde olur, mantarlarda olur. Hücresel yapısını bilemeyiz. Fotosentez yapanlar bakteri, arke, mantar, öglena, alpler, bitki. Hücresel yapısını bilemeyiz. Konjugasyon yapma bakteri ve paramecium için geçerlidir. Paramecium ökaryot, bakteri prokaryottur. Hastalıklara neden olma, bakteriler hastalıklara neden olur. Mantarlar hastalıklara neden olur. Amip hastalıklara neden olur. Hem prokaryot hem ökaryot canlılar var. Kesin olarak hücresel yapısını bilemeyiz. İnorganik maddelerin oksitlenmesi kemosentez demektir. Kemosentezi sadece prokaryotik canlılar yapabilir. Hücresel yapısı hakkında fikir verir. Cevap E. Aşağıdaki grafikte bir tepkimede enzim yokken ve enzim varken gereken aktivasyon enerjisi miktarları gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri söylenebilir? Enzim kullanıldığında daha az aktivasyon enerjisi gerekir. Yani X ile gösterilen enzimli aktivasyon enerjisi miktarı
L eğrisi enzimli tepkime, enzim kullanılmadığında ise daha yüksek seviyede aktivasyon enerjisine ihtiyaç olur. K ile gösterilen eğri de enzimsiz trafiği göstermektedir. Y enzim varken gereken aktivasyon enerjisi miktarı değil, enzim yokken olacak. X kullanıldığında, enzim kullanıldığında K, enzimli tepkime L tepkimesi. Enzim kullanılması Y'yi azaltırken enzim kullanıldığı zaman Y azalır. Doğru. D miktarı değişmez. D çünkü substratın sahip olduğu enerji miktarıdır. Bu değişiklik göstermez. Buna göre cevap C. Organik ve inorganik bileşiklerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Canlıların yapısını büyük oranda organik bileşikler oluşturur. Canlıların yapısında en fazla bulunan su inorganiktir. Sonra mineraller bulunur. Bunlar da yine inorganik maddelerdir. Organik ve inorganik bileşikler düzenleyici olarak kullanılabilir. Düzenleyici bileşikler derken örneğin enzim. Enzimin yapısında hem protein var, organik. Bileşik enzimin yapısında mineral var, inorganik. Bileşik enzimlerin yapısında vitamin var, organik. O yüzden organik ve inorganik bileşikler düzenleyici olarak kullanılabilir. Sadece bazı organik bileşikler solunum tepkimelerinde parçalanır. Solunumda karbonhidrat, yağ, protein kullanılır. Organik bileşik olarak mesela vitaminler solunumda kullanılmaz. 2 ve 3 doğru, cevap D.